Hadis-i kutsilere bakışımız nasıl olmalı? Diğer hadislerde olduğu gibi Nebimizin Kur'an'dan çıkardığı hikmetler olarak kabul edebilir miyiz? Şimdi hadisler ne olursa olsun bizim onlara bakışımız Kur'an-ı Kerim'le bütünlük içerisinde olup olmaması meselesidir. Yani hadis-i kutsi Resulullah'ın Allah'tan doğrudan alıp da rivayet ettiği nasıl tarif ederler? Hadis hocası, üstadı sensin. Hadis Resulullah'tan manası Cenab-ı Hak'tan olan hadislere kutsi hadis deniyor. Bir de bu Allah'tan rivayet ettiğine göre ifadesiyle başlar. Evet. Bu tür hadislere hadisi kutsi deniyor ama bu hadislere diğerlerden hiçbir farkı yoktur. Zayıf olanı vardır, mevzu olanı vardır, sahih olanı vardır. Evet. Bu konuda yaptığım çalışmalarda da şunu gördüm hocam. Hani biz deriz ya, ya Kur'an-ı Kerim'de Allah adam öldürmeyi haram kılmadı mı? Allah yalan söylemeyi haram kılmadı mı? Allah şunu böyle yapmadı mı? Aslında bunun bu şekilde toparlanmış şeklidir bu hadis-i kutsi. Yoksa ayrı bir bölüm yoktur. Aynen öyledir. Ben de az önce onu şey yapacağım. Mesela birisine diyorsun ki kardeşim Allah namaz kılmayı emretmiştir dediğin zaman Allah'ın emrini sen kendi cümlelerinle ifade etmiş oluyorsun. Mesela Resulullah'ın bu tür sözlerine hadis-i kutsi deniyor. Ve bu birkaç ayetten oluşan yani tabii. birinden. Hikmet gibi. Olmuş oluyor. Hikmet olmuş tabii. Oluyor. Ha, bunların uydurmaları tabii ki var. Sahih olanları da var tabii. Elbette.